Ya devlet başa, ya devlet başa. İç savaşlar nasıl önlenebilir? Arka kapak. Hazreti Ali'nin halasının oğlu Zübeyir, devlet başkanı olmaya kendisinin daha layık olduğunu savunur. Hazreti Ayşe de eniştesi Talha'yı layık görür. Üçü Basra hazinesini de ele geçirip kendilerine yeterince silahlı yandaş topladıktan sonra devlet başkanına karşı savaşa yeltenir. Birkaç gün içinde 10 bin civarında Müslüman ölür. Şam bölge valisi Muaviye, yanına topladığı ordu ile devlet başkanına karşı savaşır. Birkaç ayda on binlerce Müslüman ölür. Sonra da Şam'da bir halife, Küfe'de bir halife, devlet başkanı olmak üzere iki başkanlı, iki başkentli bir devlet oluşur. Böylece başlayan ilk savaşlar yüzyıllarca sürer ve Müslümanlar Şii-Sünni olarak bölünür. Akkoyunlu Devleti'nde dayı hala oğulları ya da kayınbirader damat arasındaki savaşlardan sonra hem devlet yıkılır hem de Türkler Alevi-Sünni olarak bölünür. Osmanlı'nın birçok eyaletinin iç savaşlarla devletten koparılıp ayrı devletler kurulması da Adem-i Merkeziyet sayesinde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde de Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe, bilim, din, peygamber, Atatürk vesaire yandaşlığı veya karşıtlığı şeklinde yapay ayrılıklara, kutuplaşmalara yol açılmış ancak bunca kışkırtmaya karşın henüz iç savaş çıkaramamışlardır. Bu arada kanlı eylemler gerçekleştirenler olmuştur. Ancak üniter sistemde 80 yılda öldürülen insan sayısı Sıffin'de birkaç ayda ölenlerin yarısı kadardır. Kanlı olayların etkenleri devlet merkezinin kontrol edemediği para ve silah gücüne sahip olanlardır. Ve devlet merkezinin kontrolü dışındaki para ve silah gücünün arttırılmasını iç savaşları kolaylaştıran Adem'i merkeziyeti dayatmaktadırlar. Bize düşen ise İkiliklerin iç savaşa dönüşmesini engellemek için devlet merkezinin daha güçlü, daha etkin hale getirilmesine çalışmaktadır. Kısacası ya devlet başa, ya devlet başa. İşte okuyacaklarınız taban tabana zıt görülen devletleri ve sistemleri yıkmakta yüzyıllardır aynı yöntemin kullanıldığını ve onun çözümü olan sistemi irdelemektedir. İyi okumalar.